Boğa burcu ve yükselen burcu boğa olanlar. Bu videoda size Kuzey ve Güney Ay Düğümü transitinden, bu sene ve gelecek sene gezegenlerle yapacak kavuşum etkilerinden, ayrıca haritanızda Koç ve Terazi burcunda gezegenleriniz varsa bu transitten alacağınız etkilerden bahsedeceğim. 17 Temmuz 2023 tarihinde görmüş olduğunuz Kuzey Ay Düğümü sizin 12. evinizde Koç burcunda transitine başlayacak. 12 Ocak 2025 tarihine kadar bu transit devam edecek. Dolayısıyla Güney Ay Düğümü de 6. evinizde Terazi burcunda olacak bu tarihe kadar. Şimdi biliyorsunuz Kuzey Ay Düğümü'nün bulunduğu evle ilgili olarak kadersel olarak ilerleme fırsatı buluruz. Önümüze yeni kapılar açılır. Güney Düğümü'yle ise tam tersi durumlar yaşanır. Bazı kapılar kapanır. Bazı kişileri ve durumları arkamızda bırakırız. Şimdi öncelikle 12. ev konuları nelerdi? Bunlardan bahsedelim. 12. ev bizim kendi başımıza üzerinde çalıştığımız projeler, tez yazmak gibi bir konuda kendimize eğittiğimiz, hazırladığımız süreçler, yaratıcılık ve ilham gerektiren sanatsal faaliyetler, dua, meditasyon, enerji çalışmaları gibi kendi intiba alanlarımızda yaptığımız ve maneviyatımızı ilgilendiren ritüel ya da ibadetler ya da bunlarla ilgili yapmış olduğumuz işler, böyle bir mesleğimiz varsa buna dair konular. Bütün inandıklarımızı ve yaşadıklarımızı sorguladığımız, o zamana kadarki süreçlerle ilgili ders çıkardığımız zamanlar, bilinçaltı kayıtlarımız, geçmişimiz, geçmişimize özlem, geçmişle yüzleşmelerimiz, karmamız, kontrol dışı gelişen kayıplar, kaderde olanın tecelli etmesi, gizli kapaklı ilişkiler, yasak aşk, platonik aşk, eşin sağlığı ve işiyle ilgili konular, yurt dışı, uzaklarda bulunan kişiler, uzaktan erişimle bir eğitim almak ya da ticaret gibi yapılan işler, gizli düşmanlar, gizlenenlerin ortaya çıkması, ruhsal sorunlar ve ruhsal sorunlarla ilgili tedaviler, hastaneler ve genel sağlık sorunları, hapishaneler ve yaratılan kötü karma ile ilgili yüzleşmelerimiz, hamilelik ve doğumla ilgili süreçler gibi konuları kapsar. Şimdi bütün bunlara dair hem Kuzey Ay Düğümü'nün burada olması, Kuzey yani düğümler kaderimizle alakalıdır, karmamızla ilgilidir. Hem de 12. evin yine karmamızla ilgili olması bir kere hayatınızda bütün karmik etkilerin ortaya çıkacağı bir dönem yaşayacaksınız. İyi ya da kötü. Hani iyi karma yarattıysanız iyilerle, güzelliklerle karşılık bulacak buradaki transit sizin hayatınızda. Ama eğer zamanda birisine de bir acı verdiyseniz ona benzer olaylar yaşarsınız ya da bununla yüzleşirsiniz. Bu tarz durumlara hazır olun. Yani umarım kimsenin kalbini kırmadan hayatınıza devam etmişsinizdir. Jüpiter de var sizin burcunuzda. Elbette hani onun şifa etkisi vardır, size şans da sunacak ama burada maalesef hayatın iyi ya da kötü yönleri var. Bu tarz böyle belki farkında olmadan yarattığımız kötü karmalar olabilir. Onlarla yüzleşebileceğimiz, hatalarımızı görüp ders alabileceğimiz süreçleri anlatır 12. ev. Özellikle Kuzey Düğümü'yle buradan geçerken bunları daha rahat görebileceğimiz süreçlerdir. Yani bu zamana kadar hatasıyla, işte sevabıyla, günahıyla ne yaptıysanız bunu hani daha net göreceksiniz resmi. Bunlarla ilgili yüzleşmeleriniz olacak. Gerekli dersleri çıkartıp hayatınıza devam edeceksiniz diyebiliriz. Geçelim 6. eve. Dedik ki Güney Düğümün olduğu evle ilgili olarak da bazı kapanışlar yaşarız. Bazı kişiler ya da durumlar hayatımızdan çıkabilir. Eğer özellikle kurtulmak istediğiniz kişiler ya da durumlar varsa 6. ev konularıyla ilgili olarak bu manada çok güzel çalışır. Hani onu baştan belirteyim. Şimdi birazdan sayacağım. Eğer varsa böyle bir verim alamadığınız, yolunda gitmeyen bütün bu 6. ev konuları üzerinden bunlara veda edebileceğiniz, o manada şanslı olduğunuz bir döneminde habercisidir. 6. ev konuları bizim hizmet ettiğimiz ya da hizmet aldığımız kişi ya da kurumlarla alakalıdır. Sağlığımızdır, özellikle kronik sağlık sorunlarımızdır, beslenme şeklimizdir, diyet, fitness gibi yapmış olduğumuz uygulamalardır, görev ve sorumluluklarımızdır, bütün düzenimizdir, rutin hayatımızdır, günlük programımız, yönetme biçimimizdir, angarya işlerimizdir, çalışma hayatımız, çalışma arkadaşlarımızın ve çalışma ortamımızın uğradığı değişiklikler, iş ve iş koşullarındaki değişiklikler, evcil hayvanlarımız ve temizlik alışkanlıklarımız gibi konuları da ifade eder. Örnek verecek olursak, şimdi hepsinden tek tek bahsettim. Örnek verecek olursak, diyelim ki size hizmet eden birileri var, sizin hizmetinizde çalışan. Bunlar kurumlar da olabilir. Ama memnun değilsiniz. Mesela bunlarla
ilişkinizi, bağınızı kopartabilirsiniz. Yerine yenilerini getirtebilirsiniz. Ya da sizin hizmet verdiğiniz kurumlar olabilir ama bir türlü o emeğinizin karşılığını alamıyorsunuzdur. Bunlara elveda diyebilirsiniz. Farklı kurumlara yönelebilirsiniz. Ya da kronik sağlık problemleriniz vardır. Bunların artık hani gerekli tedavisinin yapılıp hayatınızdan çıkmasını istiyorsunuzdur. Ya da bir nebze daha hani iyileşmek adına hani kronik olduğu için mutlaka hani tekrar edecektir yine burada varsa bu tarz sağlık problemleriniz. Ama hani daha etkin tedaviler almayı deneyebilirsiniz. Önceki tedavi yöntemlerinizi geride bırakabilirsiniz. Yine önceki beslenme şeklinizi geride bırakabilirsiniz. Diyet, fitness gibi uygulamalar yapıyorsanız hani bunlarda sağlıklı sonuçlar elde edemiyorsanız bunlarla ilgili revizasyonlar yapabilirsiniz. Gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Dediğim gibi bu hani bahsetmiş olduğum tarih aralığında bu şekilde etkiler ortaya çıkacaktır. Bu arada ben burada şimdi birçok tarihten etkiden bahsedeceğim. Hepsini açıklamalar kısmına ekledim. Lütfen oradan bakıp takip etmeye çalışın. Şimdi hızlı bir şekilde gezegenlere, transitlere geçeceğim. O yüzden hızlı hızlı anlattığım için takip etmek zor olabilir. Evet, şimdi 3 Ekim 2023 tarihinde görmüş olduğunuz Mars sizin 6. evinizde güney düğümle kavuşum yapacak. Görmüş olduğunuz gibi kuzey düğüm 24 derecede, Mars da 24 derecede, yani güney düğümle kavuşum yapacak. Mars aynı zamanda 12. evinizin de yönetici gezegeni. Az önce bahsetmiş olduğum konu ve durumların yöneticisi oluyor. Dolayısıyla burada öncelikle en çok hani hem 12. ev sağlıkla ilgili olduğu için hem de burası 6. evde sağlıkla ilgili hem beslenmemizi hem kronik sağlık problemlerimizi ilgilendirdiği için özellikle sağlık problemlerinize ilişkin bir cerrahi müdahale de bulunabilirsiniz. Yani bundan artık işte ameliyat mı, küçük bir müdahale mi, bir hani Mars kesikleri vesaire bunları anlatır. Böyle bir küçük müdahale ile buradaki size sağlığınızı tehdit eden ya da size olumsuz durumlar oluşturan ne varsa bundan kurtulmak adına bir girişimde bulunabilirsiniz. Ya da böyle sizin psikolojinizi rahatsız eden böyle günlük rutininizi koşturmacanız, orada vermiş olduğunuz mücadeleniz, Mars mücadeleyi anlatır. Bütün hayatınızla ilgili koşturmacanız neyse bunlarla ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Bazı durumları hayatınızdan çıkartabilirsiniz. O rutin hayatınızda neyse görev ve sorumluluklarınız, işte sabah kalkıyorum, işe gidiyorum, şunu şuradan otobüse biniyorum vesaire, yani günlük ne yapıyorsanız bunlar ile ilgili artık size böyle ağır gelen, sizi yoran, artık bu hani koşturmacada o ben artık bu gücü kendimde bulamıyorum gibi düşündüğünüz ne varsa bunlarla ilgili bir revizasyon yapabilirsiniz. Yani işlerinizi daha çok kolaylaştırmak adına, huzur bulmak adına bir girişim olabilir. Bazı durumları, kişileri hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Ya da iş yerinizde rekabet halinde olduğunuz kişiler varsa, böyle sürekli çatıştığınız, kavga ettiğiniz ya da rekabet halinde olduğunuz birisi varsa bu kendiliğinden bir şekilde sizin iş yerinizden ya da hayatınızdan çıkıp gidebilir. Yani bu illa iş yerinde çalışmayan biriyseniz, eğer çalışmıyorsanız illa iş yerinizde olmak durumunda değil. Normal hayatınızda da işte bu hani günlük hayatınızda sizi böyle sizinle rekabete giren vesaire ya da sizi böyle huzursuz eden durumlar varsa bunlarla ilgili kadersel olarak bir şekilde kapanışı da getirebilir. Ama en çok böyle iş yerinde sizinle tartışan, rekabete giren birisi kendiliğinden kadersel olarak o ortamı terk edebilir. Ya da sizin şubeniz değişir, bazı değişiklikler olur, daha uzak bir yere gidersiniz ya da o başka uzak bir yere gider. O şekilde de çıkabilir hayatınızdan, bunu da anlatabilir. Şimdi ben burada gezegenlerle ilgili bilgiler veriyorum. Hani kavuşum yaptığı zaman güney ya da kuzey düğümle ilgili neler yaşayabilirsiniz, bunlara dair bilgiler vereceğim. Fakat burada eğer haritanızda Mars'ınız terazi burcunda bulunuyorsa yine aynı etkiler devrede olacaktır. Şimdi burada 24 derecede olacak ama haritanızda diyelim ki Mars işte 1 derecede, 2 derecede, daha geç yaşarsınız bu durumları.
Yani burada da yine o etkiler yaşanır ama daha net bir şekilde o sizin haritanızı daha çok ortaya çıkar. Biliyorsunuz Kuzey Ay düğümü de tersine ilerlediği için daha geç bunlarla ilgili o net sonuçları yaşarsınız. Onu hani belirtmiş olalım. Ya hem ben burada kavuşum etkilerinden bahsediyorum bir taraftan ama hem de haritanızda burada gezegenleriniz varsa aynı benzer etkileri yaşayacaksınız. Hani onun bilgisini de vermiş olalım. Sırasıyla bahsedeceğim. Önce güney düğümde düğümle kavuşumlardan bahsedeceğim. Sonra kuzey düğümle hepsiyle alakalı toparlayıp sonunda da bilgileri netleştirmiş olacağım. Gezegenleriniz varsa kuzey ve güney düğümde. Geçelim 17 Ekim tarihine. 17 Ekim tarihinde de görmüş olduğunuz güneş ile güney düğüm kavuşumu yapacak. Burada da iş yerinizde ya da sizin hayatınıza size destek veren önemli kişiler varsa, bunlar baba ya da baba figürü taşıyan kişiler de olabilir. Ama böyle güçlü, size sürekli böyle güç veren, destek olan kişiler varsa bunlarla ilgili bir kapanış yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz. Bir devir kapanacak bunlarla ilgili bir şekilde. Onlar sizin hayatınızdan çıkabilir ya da o desteğini kesebilir, bunu gösterebilir. Eğer siz Güneş terazi yükselen boğa burcuysanız hayatınızda bir devir kapanacak manasına da gelir. Ya da bir geçmiş karma ile yüzleşmeyi de getirebilir aynı zamanda. Bunu da belirtmiş olalım. Aynı kavuşum 28 Eylül 2024 tarihinde bu sefer 6 derecede şuralarda 6 derecede güney düğümle olacak. İki defa olacak bu kavuşum. Güney düğümün güneşle kavuşumu iki tarihte olacak. 17 Ekim 2023, 28 Eylül 2024 tarihinde. Ve yine haritanızda sizin güneşiniz farklı derecelerde bulunuyorsa yine güney düğümün güneşinizle kavuşum yaptığı zamanlarda bu benzer etkiler yaşanacaktır. Bunu da hatırlatmış olalım. Geçelim 18 Ekim tarihine. 18 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz Merkür'le bu sefer güney düğümün kavuşumu olacak. Görmüş olduğunuz gibi 24 derecede kuzey düğüm, 24 derecede Merkür. Burada da işinizle alakalı anlaşma koşullarınız, anlaşma sözleşmelerinizle alakalı olarak bir kapanışı gösterir. Ya feshedilmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Ya da bazı maddeleri değişebilir, güncellenebilir, revize edilebilir. Bu arada birilerine hizmet veriyorsanız, hizmet alıyorsanız onlarla ilgili yine anlaşmanın feshedilmesi vesaire bu tarz durumlar olabilir. Ya da dediğim gibi revizasyonlar söz konusu olabilir. Ya da bir eğitim alıyorsanız artık bu eğitimin sonuna geldiğinizi, bunu bitirdiğinizi, tamamladığınızı da söyleyebiliriz. Ya da biliyorsunuz Merkür iletişim, haberleşme, söz vesaire, diyaloglar bunları da gösterir. Eğer işinizle ilgili olarak geçmişte olumsuz konuşmalarınız olduysa, olumsuz bir karma yarattıysanız bu iş yerinde ya da normal rutin hayatınızla ilgili olarak bunlarla ilgili bir yüzleşmeyi de tetikleyebilir aynı zamanda. İşte geçmişte sen bunları söylemiştin vesaire şeklinde özellikle de iş yerinizde ortaya çıkabilir. Bunlarla da yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Ve yine Merkür'ünüz haritanızdan eğer terazi burcundaysa burada güney düğümle kavuşum yaptığı zamanlarda benzer etkileri tetikleyecektir diyebiliriz. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. 29 Kasım 2023 tarihinde bu sefer görmüş olduğunuz Venüs'te güney düğümün 24 derecede kavuşumu var. Burada da iş yerinizde parayla ilgili bir konuda bir dönemin kapanması gibi bir durumu tetikleyebilir. Venüs aşkı da temsil ettiği için eğer iş yerinizde böyle ilgi duyduğunuz ya da işte birliktelik yaşadığınız bir flörtünüz varsa iş ortamınızda bununla ilgili bir devir kapanabilir. Ya da hiç böyle bir durumu olmayan kişilerin hayatına geçmişte böyle iş yerinden tanıdığı birisi tekrar girebilir. Ya da onunla ilgili bir yüzleşme, bir gündem olabilir. Bunu da anlatabilir. Ya da iş yerinizde kız kardeş figürü taşıyan ya da kadınlarla ilgili olarak bir kapanış yaşanabilir. O işte iş yerinden ayrılabilir ya da sizin şubeniz vesaire değişebilir. O şekilde de çıkabilir hayatınızdan.
ya da evcil hayvanlarla ilgili bir dönemi kapatabilir bu. Eğer evcil hayvan besliyorsanız onun işte bir sağlık problemi vardır ya da bir durumu vardır. Onunla ilgilenirsiniz, bitebilir ya da en kötü manada maalesef hayatın içinde bu da var, bunu da belirtmek zorundayım, kayıp gibi bir süreci de tetikleyebilir maalesef. Bunu da gösterebilir. Aynı kavuşum 3 Eylül 2024 tarihinde 6 derecede gerçekleşecek, görmüş olduğunuz gibi şurada. Tekrar edelim, 29 Kasım 2023, 3 Eylül 2024 tarihlerinde bu kavuşum 2 defa gerçekleşecek. Sizin haritanızda da Venüs başka bir derecede bulunuyorsa yine bahsetmiş olduğum benzer etkileri tetikleyecektir. Yine onu da hatırlatmış olalım. Geçelim 19 Şubat tarihine. 19 Şubat 2024 tarihinde 16 derecede Koç burcunda, bu sefer Kuzey Ay Düğümü ve buradaki transit halinde bulunan Şiron'la Kuzey Ay Düğümü'nün 12. evinizde kavuşumu gerçekleşecek. Özellikle burada sağlık problemi yaşıyorsanız, burası bütün sağlık problemlerimizle alakalıdır. Hem ruhsal sağlığımız manevi yönden, hem de normal sağlık problemlerimizle alakalıdır. Her ikisi için de bu sağlık problemlerinizin üstesinden gelmeniz adına kadersel olarak destek alacaksınız. Yani buna dair eğer varsa yaşıyorsanız sağlık problemleriniz, bu süreci kullanabilirsiniz. Etkilerini yaklaşık olarak bir ay hissettirecektir. Eğer ruhsal bir sağlık probleminiz varsa, travmalarınız vesaire varsa, bu tarih aralığında çözüm arayabilirsiniz. Size iyi gelecektir. Mutlaka hani sizin hayatınıza katkısı olacaktır. Ya da diyelim ki normal farklı bir sağlık probleminiz var. Bunlarla ilgili tedavi süreçlerinizi de bekletmeden bu süreçte eğer halletmeye çalışırsanız faydalı bir şekilde bu kavuşumdan yararlanmış olursunuz diyebiliriz. Şimdi biz de şundan bahsetmek istiyorum. Eğer haritanızda Şiron'unuz Koç burcunda bulunuyorsa eğer yine benzer etkiler yaşarsınız. Ya da Şiron'unuz Terazi burcunda bulunuyorsa bu beslenmeyle alakalı ya da kronik sağlık problemlerinizle alakalı bir durumun ortadan kalkacağını ya da artık son bulacağını, hayatınızdan çıkabileceğini söyleyebiliriz. Ya da bu işinizde işte hizmet aldığınız kişiler, hizmet ettiğiniz kişiler vesaire, bunlarla ilgili travmatik durumlar yaşıyorsanız ya da bu evcil hayvanlarla ilgili olabilir vesaire, buna dair bir dönemin kapanması şeklinde bir durumu da tetikleyebilir. Aynı zamanda onun bilgisini de vermiş olalım. Geçelim şimdi bir sonraki etkiye. 18 Mart tarihinde, 18 Mart 2024 tarihinde bu sefer de Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu yaşanacak 12. evinizde Koç burcunda. Yine bu anlatacağım etkiler haritanızda, Merkür'ünüz varsa onunla Kuzey Ay Düğümü kavuşum yaptığında yine benzer etkileri ortaya çıkartacaktır. Bunu belirtelim baştan. Şimdi burada Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü'nüzde kavuşum yapması, alacağınız bir eğitimin ya da bir kendi halinizde bir hani çalışıp hazırlandığınız bir süreç varsa sizin bundan sonraki hayatınızı değiştirebilir nitelikte olabileceğini söyleyebiliriz. Yani bundan sonraki kaderinize etki edebilir. O yüzden çok önemli. Eğer böyle kendi halinizde çalıştığınız bir projeniz varsa, işte yabancı dil öğrenmek olabilir, bir sınava hazırlanmak olabilir, herhangi bir şey, yani kendinizi eğitmek için bir gelişim sağlamak için bir düşünceniz varsa bu süreçleri kullanabilirsiniz. Olumlu etkilerini mutlaka göreceksiniz. Bundan sonraki kaderinizi olumlu manada değiştirmek adına da size katkı sunabilir. Bunun dışında geçmişle ilgili bir konuda bir haber alabilirsiniz, bir duyum alabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Ya da arkanızdan böyle dönen gizli kapaklı işler varsa bunlardan haberdar olabilirsiniz. Ya da uzaktan erişimle ya da yurt dışı ile bağlantılı ticaret olabilir mesela. Bu tarz bir iş yapıyorsanız bunlarla ilgili yeni bir anlaşma, sözleşme de olabilir. Atıyorum yurt dışı ile işte bir denizde
deniz aşırı ülkelerle bir anlaşma olabilir. Ya da uzaktan erişimle bir eğitim veriyorsunuz ya da farklı bir ticaret yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili yeni anlaşmalar, sözleşmeler olabilir ya da mevcut anlaşmalarla ilgili olarak revizasyonlar söz konusu olabilir. Yine burada atılan imzalar bundan sonraki kaderi şekillendirecektir diyebiliriz. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. Sonrasında 4 Nisan tarihinde ise 4 Nisan 2024 tarihinde ise bu sefer Güneş ve Kuzey Ay düğümünün 15 derecede Koç burcunda kavuşumu yaşanacak. Bu da özellikle hayatınızda baba ve baba figürü taşıyan kişilerle alakalı yeni bir dönemi ortaya çıkartabilir. Özellikle uzaklarda bulunuyorsam. Ya da bu kişilerle ilgili bilmedikleriniz varsa bunlar bir şekilde ortaya çıkabilir. Ya da sizin hayatınızda geçmişte bir travması varsa bu kişilerin, bunlarla ilgili bir ruhsal farkındalık ya da bir tedaviniz olabilir. Hani bunları aşmak adına. Kısacası burada hani Kuzey Ay düğümüyle Güneş'in kavuşması hem geçmişte sizin ruhsal travmalarınızla ilgili olarak yaşadığınız her ne varsa bunlara çözüm üretmek, işte kendinizi değiştirmek, bu travmalardan kurtulmak, bundan sonraki hayatınızda bu acıları yaşamadan devam etmek istiyorsanız burada alacağınız işte psikolojik danışmanlık olabilir ya da ne bileyim astroloji ile ilgili olabilir ya da ne bileyim meditasyon, yoga, bu tarz düşünceleriniz varsa eğer yardım alırsanız size katkıda bulunacaktır. Mutlaka hani eğer düşünüyorsanız değerlendirmekte fayda var. Güçlü olan bir kişi de size gizli gizli yardımcı olabilir. Yani kimsenin haberi olmadan güçlü bir kişilik size bir şekilde yardımcı olabilir. Hayatınızda olumsuzluklar yaşıyorsanız bunu da söyleyebiliriz. Sonrasında 17 Nisan 2024 tarihinde görmüş olduğunuz Venüs ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu yaşanacak 12. evinizde. Bu da uzaklarda bulunan birisiyle ya da sosyal medya üzerinden, yani sanal medya üzerinden başlayan bir ilişkiyi temsil edebilir. Ya da geçmişte tanıdığınız birisiyle tekrar yeniden şans verip bir ilişkiye başlama gibi bir durumu da gösterebilir. Hem burada Venüs'ün 12. evde Kuzey Ay düğümüyle kavuşum yapması hem de Güney düğümün yöneticisi olması daha çok böyle geçmişle alakalı bir ilişkiye tekrar başlamak gibi bir durumu gösteriyor. Ve bir de hani 12. evde olduğu için gizli kabaklı bir ilişki olabilir bu. Belki de onaylanmayan bir ilişkidir. Hani o yüzden gizliyorsunuzdur. Bu tarz bir ilişkiyi de gösterebilir. Ya da bu geçmişte yaşadığınız bir ilişkiye dair bir yüzleşmeyi de tetikleyebilir aynı zamanda. Bunu da söyleyelim. Ya dediğim gibi geçmişte bir bağlantısı var. Ya da gizli kapaklı yürütüyorsanız bir ilişki, bununla ilgili bir yüzleşme olabilir. Yani ortaya çıkabilir, bir şekilde çıkarılabilir. Yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bu tarz bir eğer hata yaptıysanız bunun da habercisi olabilir. Ve yine Venüs'ünüz burada Koç burcunda bulunuyorsa benzer etkiler taşıyacaktır. Kuzey Ay düğümüyle kavuşum yaptığı zaman bunun bilgisini de vermiş olalım. Evet, 19 Mayıs 2024 tarihinde görmüş olduğunuz Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu yaşanacak. Bu sefer de 14 derece Koç burcunda. Bu da az önce belirtmiş olduğum bu yurt dışıyla bağlantılı işler yapıyorsanız ya da ne bileyim bu sağlık sektörüyle ilgili ya da işte astroloji, işte meditasyon, yoga, bu tarz böyle bir mesleğiniz varsa, uzaktan erişimle de olabilir, sanal sosyal medyayı kullanarak, sanal alemi kullanarak vesaire, bunlarla ilgili yüksek bir ivme kazanabileceğinizi söyleyebiliriz. Yani işleriniz açılabilir, bir anda işler hız kazanabilir. Eğer böyle bir düşünceniz varsa özellikle bu süreci değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yani yurt dışı ile ilgili ya da sanal alem üzerinden ya da uzaktan erişimle bir iş yapmak istiyorsanız bu süreci mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Burada özellikle hani bu kavuşumla da bunlarla ilgili yüksek bir ivme kazanabileceğinizi söyleyebiliriz. Yani işleriniz açılacaktır diyebiliriz. Olumsuz manada ise
gizli düşmanlıklarınızla ilgili olarak bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Yani hem geçmişte size böyle arkanızdan saldırmış, kuyunuzu kazmış birisi varsa bununla yüzleşebilirsiniz. Ya da böyle bir yeltenmesi olan, buna yeltenen birisi olan birisi varsa onunla ilgili de bir yüzleşmeyi tetikleyebilir. Aynı zamanda bunu da belirtmiş olalım. Şimdi geçelim başka gezegenlere. Eğer haritanızda ayınız, görmüş olduğunuz ayınız terazi burcunda bulunuyorsa, yani ay burcu terazi olan bir bireyseniz, anne ve annelikle ilgili olarak ya da kadınlarla ilgili olarak ya da anne figürü taşıyan kişilerle ilgili olarak bir karma ile yüzleşebilirsiniz ya da bir kapanış yaşayabilirsiniz. Bu olumsuz manada komple hayatınızdan çıkması, bir kayıp şeklinde de gerçekleşebilir. Hayatın içinde bu da olduğu için, hani bunu da belirtmek zorundayım, bazılarımız için eğer zorlu etkileşim varsa haritalarında böyle bir durumu da tetikleyebilir. Hani o yüzden bunu da belirtmek zorundayım. Ya da dediğim gibi annelikle ilgili, beslenmeyle ilgili, yine 6. evde olduğu için beslenmenizden memnun değilsinizdir. Bunu değiştirebilirsiniz. Artık bir dönemi kapatabilirsiniz bununla ilgili vesaire. Bu tarz bir durumu tetikleyebilir. Eğer 12. evinizde eğer ay burcunuz Koç burcunda ise, 12. evde olacağı için burada özellikle kuzey düğümle kavuşum yaptığı zamanlarda bir hamilelik sürecini tetikleyebilir. Bu yeni bir ilk defa bir hamilelikle ilgili bir süreç de olabilir. İkincisi, üçüncüsü vesaire, yani yeni bir hamilelik sürecini tetikleyebilir. Ya da eğer böyle kadın organlarıyla alakalı bir sağlık problemi yaşıyorsanız bununla ilgili bir tedavi sürecini de anlatabilir aynı zamanda. Ve arkanızdan böyle iş çeviren kadınlarla ilgili varsa, böyle kadın figürlerle ilgili haberiniz olabilir bundan. Hani bununla ilgili bir yüzleşmeniz de olabilir. Aynı zamanda bunu da gösterebilir. Evet, geçelim başka. Eğer Satürn'e geçelim. Eğer Satürn'ünüz kuzey ay düğümünün bulunduğu yerde Koç burcunda bulunuyorsa haritanızda, burada devlet ve yasalarla ilgili bir süreçle ilgili olarak yeni bir dönemin açılacağını söyleyebiliriz. Özellikle de bu işte uzaktan erişimle bağlantılı bir iş yapıyorsanız ya da yurt dışıyla alakalı bir işiniz varsa, bir durumunuz varsa, bunlarla ilgili yasal süreçler, prosedürler vesaire varsa bunlarla ilgili yeni bir dönem ortaya çıkabilir. Ya da burası hapishanelerle ilgili de olduğu için aynı zamanda bunlarla ilgili bir durum oluşabilir. Yeni bir durum oluşabilir. Bunu da gösterebilir. Ya da sağlıkla ilgili bir mesleğiniz varsa ya da bahsetmiş olduğum meditasyon, yoga, bunlarla ilgili bir mesleğiniz varsa bunlarla ilgili yasal süreçlerde de yeni bir dönemin açılabileceğinin habercisidir. Yani kısaca devletle ilgili öncesinde yapmış olduğunuz başvuruların tekrar gündeme gelmesi, bunlarla ilgili yeni bir durumun ortaya çıkması gibi bir durumu da anlatabilir. Hani onu da unutmadan söyleyelim. Ya da uzaklarda bulunan yaşlı kişiler ya da baba ve baba figürü taşıyan kişilerle alakalı olarak kaderde yeni bir durumun oluşması gibi bir durumu tetikleyebilir. Ya da en kötü ihtimalle bir kayıp durumunu da tetikleyebilir aynı zamanda. Dediğim gibi hani olumsuzları söylüyorum ama bu da var hayatın içerisinde. Belirtmek zorundayım. Hepimizin kaderi başka. Geçelim şimdi Satürn eğer sizin haritanızda terazi burcunda bulunuyorsa. Yine burada güney düğümde olacağı için yaşlı kişiler ve baba figürü taşıyan kişilerle ilgili olarak bir sağlık problemi, bir dönemin kapanması ya da komple bir kayıp durumunu gösterebilir. Onu öncelikle belirtelim. Ya da iş yerinizde, işinizde hizmet verdiğiniz kişi ya da kurumlar vesaire, bunlarla ilgili yasal durumlarla ilgili bir dönemin kapanacağını ya da devletle ilgili olarak bir hayatınızda bir dönemin kapanacağını söyleyebiliriz. Bir dönem kapını farklı bir şekilde ilerlersiniz vesaire. Ya da komple hayatınızdan çıkabilir. Bunu da gösterebilir diyebiliriz özet olarak. Sonrasına geçelim.
Sonrasında Uranüs'e geçelim. Eğer haritanızda Uranüs sizin 12. evinizde Koç burcunda konumlanmışsa, Kuzey Ay düğümünün kavuşumuyla beraber özellikle burada Uranüs ifşaları anlattığı için geçmişte hani sizden gizlenen ne varsa bir şekilde ortaya çıkabilir. Sizin bunlardan haberiniz olabilir. Geçmişle ilgili bir ifşa olabilir ya da sizden gizlenen ne varsa ortaya çıkabilir. Bu tarz bir durumu anlatabilir. Ya da uzaktan erişimle bir teknoloji kullanarak ya da yurt dışı bağlantılı yaptığınız işler varsa ya da bu sağlık, meditasyon, yoga, maneviyatınızla ilgili çalışmalar, işte psikolojik yardım veriyorsanız, böyle bir mesleğiniz varsa bunlarla ilgili teknolojiyi kullanabileceğiniz ya da sıra dışı bir şekilde ilerleme kaydedebileceğinizi söyleyebiliriz. Ya da astrolojiyle alakalı bir mesleğiniz varsa bunlarla ilgili de önünüzde yeni fırsatlar açılabilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Eğer Uranüs 6. evinizde bulunuyor ise burada da 6. ev konularına dair böyle sıra dışı karmik olaylar yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz. Yani beklemediğiniz durumlar yaşanabilir bir anda. Buradaki bu hani karmik hesaplaşmalarla alakalı böyle sizin de beklemediğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Yani iş yerinizde atıyorum örnek verecek olursak size çok haksızlık eden böyle sizi böyle sürekli zor durumda bırakan bir kişi böyle ani bir şekilde hayatınızdan çıkabilir. Size de sürpriz olacak bir şekilde olabilir. Yani bu şekilde bir kurtuluşu anlatabilir özellikle. Hani 10. evinizin yönetici gezegeni olduğu için daha çok böyle işinizle ilgili çalışabilir. Ya da ne bileyim 10. ev bizim aile büyüklerimiz, eşimizin aile büyükleri. Eşinizin aile büyükleriyle ilgili sizi böyle rahatsız eden, sürekli taciz eden böyle olumsuz durumlar yaşatan birisi vardır. Bir şekilde böyle sizin de beklemediğiniz bir şekilde bir anda hayatınızdan çıkabilir. Ya da o konulara dair bir dönem kapanabilir sizin hayatınızda. Artık sizi rahatsız edemeyecek durumlar ortaya çıkartabilir gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Ya da kronik sağlık problemlerinizle ilgili olarak böyle belki farkında değilsinizdir ama böyle bir yaptırdığınız bir kontrol bu sağlık probleminizden haberdar olmanızı sağlayabilir. Hani Uranüs her türlü ifşalarla ilgilidir. Burası da 6. ev bizim bütün sağlık problemlerimiz, işte kronik sağlık problemlerimizle ilgili olduğu için bunları ortaya çıkartabilir. Yine beslenmeye dayalı olumsuz durumlar yaşıyorsanız hani bunu değiştirme kararını getirebilir. O bir dönemi kapatabilir gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Evet, sonrasına geçelim. Başka Neptün'e geçelim. Eğer haritanızda Neptün terazi burcunda bulunuyorsa özellikle bu hizmet ettiğiniz ya da aldığınız kişiler ya da kurumlar ya da iş yerinizde aynı çalışma arkadaşlarınızla ilgili sürekli size yalan söyleyen, sizi işte kandıran, güven problemi yaşadığınız kişilerle ilgili olarak bir kapanış yaşamanıza neden olacaktır. Ya da böyle hani beslenme şekliniz ya da ne bileyim bu fitness gibi uygulamalar, bunlarla ilgili de böyle muallakta kalan durumlar varsa, belirsiz olan durumlar, onları netleştirebilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Plüton'a geçelim. Eğer haritanızda Plüton terazi burcunda konumlanmışsa, iş yerinizde böyle sürekli sizinle güç çekişmesine giren, sizi manipüle eden, hatta hurafelere başvuran kişiler varsa ya da sizin günlük rutin hayatınızı etkileyecek, bunların hayatınızdan çıkıp gitmesi şeklinde bir durumu tetikleyebilir diyebiliriz özet olarak. Eğer geçmişte siz bunları yaptıysanız, eğer böyle hani bu bahsetmiş olduğum olumsuz durumları oluşturduysanız bunlarla ilgili bir yüzleşmeyi de tetikleyebilir. Onu da söyleyebiliriz. Geçelim düğümlere. Eğer haritanızda Kuzey Ay düğümünüz sizin zaten Koç burcunda bulunuyorsa haritanızda, bu hayatınızda 18 yıllık bir dönemin kapanması ve sonrasında adım atacağınız 18 bir sonraki, bundan sonraki süreçteki 18 yıllık döngünün başlatılması ve ona dair o durumların yavaş yavaş hayatınıza girmesi gibi bir durumu tetikleyecektir diyebiliriz. Eğer haritanızda
Kuzey Ay düğümü terazi burcunda bulunuyor ise hayatınızın akışıyla ilgili olarak bir takım değişiklikler olabileceğini söyleyebiliriz. Yani olağan akışın tersine bir takım durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir takım değişiklikler olabilir. Yani burada düğümler çok önemli haritamızda. Hem kuzey düğüm eğer koç burcundaysa ya da terazi burcunda bulunuyorsa sadece bu evlerle ilgili konuları değil bütün karmanızı çalıştıracaktır. Yani sadece burada 12 altı aksı ya da onun üzerinden yaşayacaklarınız gibi düşünmeyin. Bütün karmanızı, bütün kaderinizi tetikleyecektir. Dediğim gibi burada eğer koç burcunda bulunuyorsa bütün hayatınızı değiştirecek yepyeni 18 yıllık bir döngüye adım attırır size. Eğer karşıt evde bulunuyorsa olağan akışı değiştirir. Daha farklı bir seyirde akmasına neden olacak kadersel durumları ortaya çıkartır. Evet, özet olarak bu şekilde. Umarım sizler için her ne yaşanırsa yaşansın, sizin hayrınıza olumlu güzel gelişmelerin yaşanacağı çok güzel bir döngüyü tetikler. Bunu en iyi dileklerimi sizler için iletiyorum buradan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.